Selamünaleyküm değerli takipçiler, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün balkondaki kuşlarımızı bahçeye alacağız. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Balkondaki dişimiz, boz dumanımız, erkek gökbeneklimiz ve bir takım yavrumuz bunlar da arkadaşlar. Şöyle yavruları da bir aşağıya indirelim. Yavrularımızda bir tane duman, bir tane de gök benekli arkadaşlar. Bu ikisini de bahçeye götüreceğiz uçuma. Dişimiz 7 yaşında, parmaksızlarım hemen hemen en büyük kızlarımdan. Erkeğimiz de Boran kardeşimin kuşlarından. Orada gözüme çarptığım, izlediğim, annesini de izledim bu kuşun. Bu kuşun böyle bir kuş. Bunlardan bu yavruları aldım arkadaşlar. Şöyle de göstereyim maşallah. Kibrit gibiler maşallah. Vallahi 10 numaralar, böyle bir aile. Altlarında da yumurtalar var. Ben bahçede yumurta ayarladım. Yani onlarla değiştireceğim. Şu anda boş yumurta yatan bir takım kuş var orada. Onların altına alacağım. Niye buradan alıyorum şu anda arkadaşlar? Sıcak oldu artık. Biliyorsunuz havalar sıcak. Ve bakın güneş direkt buradan buraya vuruyor. Kışın güzel ama yazın artık olmuyor arkadaşlar. Hayvanların ağzı bir karış açık oluyor öğleden sonra güneş varken. Bayağı bir rahatsız ediyor hayvanları. Ben de hiç sevmediğim şey. Eğer ben sıcaktan bunalıyorsam onlar da bunalıyordur. O yüzden ne yapacağız? Bunları alacağız. Bahçeye transferini yapacağız. Geleceğiz. Bu salmamızı güzel temizleyeceğiz, dezenfekte edeceğiz. Sonra boş bir şekilde bırakacağız. İlerleyen zamanlarda artık tekrardan getirirsek bir takım kuş getireceğiz. Yavrular fizikler ve fizik olarak çok iyiler arkadaşlar. Yani güzel büyüdüler. Zaten biliyorsunuz uçum fiziği her ikisine de hakim. Bunlar da büyük ihtimal erkeğe benziyorlar ama kardeşler erkek. Üçü de erkek olabilir bu yavruların. İnşallah dişi çıkar aralarından. En önemlisi de inşallah güzel oynarlar. Bu eşi zaten şimdi bahçeye gidince diş erkek ayıracağım. Dinlenmeye alacağım. Yavruları uçuracağız. Ondan sonra kararımızı vereceğiz arkadaşlar. Ne olacak, ne bitecek diye. Bunun oyun kuşunu biliyorsunuz, en güzel şeyi bu şekilde karar vermek. İnin bakayım. Lan şöyle iki görelim sizler. Eşek sıkaları inin. İn sen de. Şöyle boyunuzu posunuzu bir bak. Eşşoğlu şeye bak. Gök dişi olabilire benziyor arkadaşlar. Duman gene erkek ama gök dişi olabilir. Ne zamandır bu kümesi de salmayı da temizlememiştim. Hiç olmazsa burayı da bir temizlemiş olurum. Kızıma benim. Maşallah. Bunlar sesli deparlı, bol taklalılar arkadaşlar, biliyorsunuz benim parmaksızlar. Bu erkek de sesli deparlı ve uzun giden bir kuş. Yani uzun derken 25-30 metreyi çok bir hızlı, güzel bir şekilde tamamlayan bir kuş. O yüzden bunları birbirine layık görmüştüm. Bu yavrular da inşallah öyle olur. Şimdilik kardeşlerinin gidişatı öyle hızlı, deparlı. Evet arkadaşlar, şimdi ben birazdan üstümü bir değiştireyim. Ondan sonra yumurtalarımızı şunun içine koyarım yemle beraber. Kuşlarımızı da kutuya koyarım. Bu arada balkondaki çiçeklerim, maydanozum da var. Mini bahçemiz. Okulumuz yapıldı, hala açılmadı. Yanına bir tane daha yapıldı bir şeyler ama hala inşaat devam ediyor. Benim burası güzel arkadaşlar, alan. Ev açık yani, güzel. Önüm açık, aslında buradan da kuş uçururum da. Bahçe en güzeli, boş verin. Evet arkadaşlar, videomuza devam edeceğiz bahçede. Evet, kuşlarımızı getirdik bahçemize. Kuşlarımızı salmaya koydum şimdilik arkadaşlar. Şimdi buradan ayar vereceğim. Zaten ekeler civalı, makaslı. Tekrar kanatlarını kontrol edeceğim. Yavrular da sepetin içinde. Biraz hedefte durduracağım ama bir gün burada, bir iki gün burada duracaklar. Bir ortamı görsünler hayvanlar, çünkü ne zamandır biliyorsunuz ki balkonda. Yumurtalarımızı da getirdim. Yumurtalarımız da şimdi
Hemen yumurtalarımızı da şöyle getirdim arkadaşlar. Yumurtalarımızı da burada kuşumuzun altına koyacağız. Bakın burada bir tane dişimiz var. Bu dişinin altına koyacağız arkadaşlar. Dişimizi bir alalım yumurtaların üstünden. Bu yumurtalar boş zaten. Şöyle göstermeden. Bu yumurtalarımız boş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buradaki evden getirdiğimiz yumurtaları böyle, bakın taşırken buna çok önem verin. Hani pamuğa koyduk falan, peçeteye koyduk, olmuyor. Mutlaka ve mutlaka yemin içinde getirin. Evet. Şu yemi de hemen şöyle dökeyim. Bu arkadaşlar yemi yesin. Şu yumurtaları da alayım buradan, bozuk yumurtaları. Evet. Şimdi birazdan dişimiz çıkar. Yumurtasına yatar. Ama şu döktüğüm yemi bir yesinler önce. Yemi bir yesinler. Ondan sonrasına bakarız. Bu arada arabın yavruları da çıktı arkadaşlar. Deve tüylü arabın. Onlar da büyüyorlar. Bakalım. Normalde bunlardan yavru almayacaktım ama artık aldım. Bakın ufacık yavrular yeme düşmüş. Aferin, yesinler. Bunlar bunu yesin. Şu anne baba ve yavrular şeyler de burada. Heh, bunlar da burada durduruyoruz ki hiç olmazsa şimdi arkadaşlar bura bu salmanın içinde dururlar. Hem bahçeyi görüyorlar buradan. Bakın şu dış alanı görüyorlar komple. Göz aşinalı olur hayvanlarda. İyi olur yani. Oranda yavruları kaldırdı. Tabi hayvanlar sıka girmiş ister istemez. Şimdi ben de kaldıracağım. Bendekiler de acayip sıka girdi. Şöyle bir gökyüzü şenlensin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tavukların yemi de burada kalmış. Hatta bunu da atıvereyim de yesinler. Bekliyorlar aç yavrucaklar. Gel kız sen de gir içeri. Hadi gir kaçak. Kaçmış. Eşek sıpası. Evet, şimdilik bahçede durumlar bu. Fazla yavrulara zorlamıyorum. Hele ki sıka giren başlayanlar arkadaşlar. Kanat altı tüye girdiler çünkü. Kanat altı tüydeki kuşlar uçurduğun zaman sıkıntı. Yani kanat altı tüye giren kuşlar uçurduğun zaman sıkıntı. Neden sıkıntı diyeceksiniz? Dur Junior. Neden sıkıntı diyeceksiniz? Ya hemen yat bakak. İnce tüy olduğu zaman arkadaşlar batıyor. Batıyor hayvanların kanadı. Bana artistik yapıyor. Köpek saldırıyor bana da. Batıyor. O zaman da hayvanların kanadında kanat altlarındaki tüy acıtıyor. Yani canını yaktığı için de hayvanı uçumdan engelliyor. Junior'a nasıl bakıyorlar? Çekil oradan. Çek kafanı. Senlik bir şey yok. Arkadaşlar işte balkonların anne ve babaları bunlar. Balkon baba ve balkon anne. Aynı zaten abisine benzemişler. Bu fizikler zaten aynı hep. Bakın aynı abisi. Abisi biraz kırçıllı olur gerçi ama aynı abileri. Maşallah. Dişimiz zaten biliyorsunuz yaşı falan var. Yani iri. Yaşlı, tecrübeli. Bunlardan yani yavrunun gidişatı şu anda güzel. Umarım güzel şeyler yapar. Çünkü fişek tuttuğu zaman güzel deparlı. Havada fişekleri deparlı. Yere de indirecek Allah nasip ederse. O zaman tadından yenmeyecek. Şimdi arkadaşlar bu aylarda hayvanlara karar vermeyin. Fazla yani net kararlar veremeyiz. Neden veremeyiz? Vermeyin de zaten. Çünkü hayvanın canı yanabilir. Tüy de ince tüy de olabilir. Siz fark etmezsiniz. Hava geçiş dönemi. Sıcaklar başlıyor. Yani o yüzden fark edemezsiniz. O yüzden hayvana yanlış karar verebilirsiniz. Yo bu astakla dönüyor. Yok bu çok uçuyor. Yok hedefe gelmiyor falan filan gibi. Mazeretler uydurabilirsiniz. Bunu yapmayın. Net karar alabilmek için gözlemleyin. Bir de tüy değişiminden sonra gözlemleyin. Ondan sonrası zaten
kendini belli eder. Kertenkeleye bakın arkadaşlar. Vah gitti. Bakın hayvan sıkta. Boran kaldırıyor. Kanatları eksik, buradan görebiliyorum. Şimdi bu hayvan hata yapmaya zorluyor. Yani bunu yapmamak lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Her zaman kuşlarımızı gözlemliyoruz. Özellikle tüy değişim zamanlarında acele etmiyoruz. Bunlar çok önemli. Mesela bu yavrular daha tüye girmez. Belki girmeye de bilir, gire de bilir. Hiç belli olmaz. Ama girmezse güzel olur. Uçururuz, seyrederiz. Ama tüyü taklayı çevirirlerse de yine makaslarım yine tüye girmelerini sağlarım bunları. Çünkü ne kadar tüy değiştirdi o kadar kendilerine iyi olur. Fizikleri düzgün olur. Büyük ihtimal gök yavru dişi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bu erkek. Duman olan erkek. Maşallah. Sizden de maşallah alırım. Balkon yavrular bunlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuz böyle olsun. Dediğim gibi balkon ailesi artık bahçede. Balkonda kuş kalmadı. Abiler de orada zaten. Abiler güzel başladı. Balkon family bahçede. Şunu kapatayım. Şöyle. Vatana millet hayırlı olsun. İnşallah güzel çıkarlar. İnşallah gönlümüze göre olur. Güzel kuşlar izleriz. Hoşça kalın. Takipte kalın arkadaşlar.